Herkese merhaba. Geçen hafta Ahlatçı Yatırım'ın 09-13 Ocak haftalık model portföyünü performansını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ortalama olarak eksi 11'lik bir değer yazdı. Endeks bu esnada eksi kaç kapattı? Endeks eksi 6, eksi 7 şeklinde kapattı. Ama Ahlatçı'nın model portföyü daha fazla bir zarar ettirdi. Bu yüzden hani göstermek istedim. Kârda olduğu zaman genelde video yapmıyorum ama zararda olduğu zaman akıllara soru işareti gelmemesi adına bir video çekmek istedim. Şimdi bu haftaki model portföylerine bakalım. AKFG'ye model portföylerini almışlar. Bence buradaki dayanakları şurada görmüş olduğunuz bir ikili dipten ve şöyle bir düşeni kırma adına portföylerini almış olabilirler. Hemen bunu yazalım. AKFG'ye maliyetlenmeye de şimdi pazartesi günü açılış fiyatını bilmediğimiz için biz şu andaki fiyatını yazacağız. İkinci hisseye bakalım. Eczacıbaşı İlaç. Eczacıbaşı İlaç'ta 3 saatlik de çok aslında. 1 saatlik de bir bakayım. Burada bir dönüş var. Şurada acaba bir top oluşturabilir mi? Benim aklıma direkt gelen senaryo bu oldu. Hatta onu da size şöyle göstermek istiyorum. Şeyi bulamadım. Çizim. Çizim nerede arkadaşlar? Yani her zaman kullandığım şey nerede? Fırça, ha, gözümün önündeki şey görmüyorum. Buradan şöyle bir tobo oluşturabilirler mi acaba diye sadece şu an aklımdan bu geçti. Genel olarak yine burada da şöyle bir düşeni kırma durumu var. Hemen onu da göstereyim. Tabii çok hatta bu kırmamış iğne ucunu alırsam. Burayı ihlal sayıp şuradan baz alırsam şayet. Buradan kırmış oluyor. Ben iğne uçlarını fiyata dahil olduğu için genelde böyle çizmeyi tercih ediyorum. Ve bu düşenin üstüne attığı zaman zaten Fibonacci 32-12 iyi gösteriyor. Yani benim az önce çizdiğim noktayı ben tahtacı olsam bir tahtacı gözüyle düşünecek olsam şurada şöyle bir formasyon hazırlığı yapardım. Eğer yükseliş düşünüyorsam hemen bunu da yazalım. Kapanış fiyatımız ne? 28. İlaç. 28 maliyetimizi de böyle yazdık. Logo bakalım logoya. Logo yazalım 1 saatlikte. Şurada bir destek hattı var. İğne uç atmış daha öncesinde. Şöyle günlük bakmak istiyorum. RSI yukarı doğru güzel kıvrılmış. Şunu silelim. Yani aslında bu hisseye günlük bazda baktığım zaman yani pek olumlu bir şey görünmüyor. Burada ama düzeltmesinin yarı yolunu tamamlamış ve burada bir doji oluşturup yukarı yönlü günlük grafikte attığı görülüyor. O yüzden bunu da ekleyelim bakalım. Logo 63 TL. 63. Üçüncü ise Karsan. Ben bunları daha önce bakmadım. Sadece şu an göz gezdiriyorum sizinle birlikte. Karsan günlük grafik bu arada. Bunun şöyle bir hattı olabilir mi? Niye bildirim gelip duruyor? Ona bir bakalım. Şey, selamet. Güncelleme geliyormuş. Şimdi bazı teknik analizdeki ustalar bunu bazen kabul etmiyorlar ama ben genelde iğne uçlarından baz aldığım için burada çok güzel bir çalışmış destek hattı olarak ben yorumluyorum bunu. Büyük ihtimal Ahlatçı portföyündeki
şeylerde böyle yorumlamış olacak ki model portföylerini almışlar. Dediğim gibi burada düşen hattı var, geniş. Şurada daha küçük ve hemen hemen üstünde kapatılmış bir hat var. Şöyle bakıldığı zaman burada aslında şuradan da alabiliriz. Güzel çalışmış bir 1, 2, 3, 4 destek hattımız var. 10, 18. Karsan'ı da yazalım. 10.18. Bakalım Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda şu çizimleri kaldıralım. Bu ne 3 saatlik grafik? Aslında şöyle baktığınız zaman burada tepeler görüyoruz şuralarda. Şu şekilde. 4 tane tepe var ama gördüğünüz gibi burada aşağı yönlü bir oluşum var. Yani bir negatif uyumsuzluk bunda elbette ki söz konusuymuş. Düzeltmesini tamamlamış mı? Aslında çok düşmemiş gibi görünüyor. Mesela az önceki Karsan günlük grafikti. Bu zirvesinden %16'lık bir düzeltme almış. Peki burada değinecek olacağım yerler sadece buralar mı? Şöyle değinecek olursam şurada bir artık buna darvas box diyenler var işte darvas kutusu falan. Şöyle bir oluşum varmış. Bunun içerisinde git gel git gel ve aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş. Acaba hedef bura mıymış? Yani aşağı yukarı bu kutu kadar bir düşüş gerçekleştirmiş. Kendi teknik analiz yorumumu ben şu an yaptım. Şöyle bir haftalık falan bakacak olursak müthiş bir çıkış. Çok güzel yükselmiş yani diyecek hiçbir kelime izahat bize bırakmamış. Burada da şöyle bir hattımız var. Bu endekste de vardı bu hat. Kırdık onu. Kırdık ve düzeltme yaptık. Şahsım adına ben en kötü yani her şey bitti güllük gülistanlık artık demek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Yataya sarabiliriz. Volatilite biraz daha duraksayabilir. Oynaklık. Biraz daha normal seviyelere geldikten sonra güzel şeyler olabilir. Ama şu an için bence henüz tamamıyla bir tekrar hadi yeni zirve yapıyoruz diye bir şu an şu haftadan bahsediyorum. Bir gözlemim benim şahsım adına ben beklemiyorum. Şurayı bir kırması lazım Türk Hava Yolları da. Burada eski destek yeni dirence dönüşmüş. Buradan aşağı doğru bir salınım gerçekleşmiş. Biz bunu da yazalım. THY o muydu bu? Y o. Fiyatımız 134,7. Şimdi buraların stop noktalarını da hemen size söyleyeyim. Eksi 3 yaptığı an stop arkadaşlar. Yani ahlakçının dediğine göre. Çünkü burada hedef fiyat var ve zarar durdur seviyesi var. Ben ama genelde haftalığın başında alıp hani şey olarak haftanın sonunda değerlendiriyorum. Zaten çok küçük bir portföyü buraya aktardım. Her hafta bir macera, bir hani yenilik olması adına bu şekilde uyguluyorum. İzlediğiniz için hepinize ha şuna da bakalım ya ALB'ye. O çıkartmış mı? Yok, bunda yok. Bu galiba aylık yapıyor. Bunu ben aylık da yapmayı düşünüyorum. Aylık model portföyler güzel olur bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar.